Demiyorlar ama. Evet, demez abi. Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek esnaflarla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hayvancılık sektörü hükümetimizin izlediği politikalar ve verilen desteklerle büyümeye devam ediyor diye konuştu. Kolay gelsin. Sabahın erken saatlerinde Malatya Canlı Hayvan Pazarı'na giden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, esnaflara hayırlı işler, bol kazançlar temennisini ilettikten sonra pazarın durumu ve hayvan satışlarıyla ilgili bilgiler aldı. Esnafların taleplerini dinleyen Başkan Çınar, esnaf bir kentin yüzü, vitrini ve o kentin gelişmişlik düzeyini en iyi belirten bir yapı taşıdır diye konuştu. Bugün bizim Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar buraya gelmiş. Kendisine teşekkür, hoş geldin diyoruz. Sorumlularımız için buraya gelmiş. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii burası sabah saat 5'te kapılarını açıyor. Bütün ilçelerimizden misafirlerimiz hepsi buraya gelip burada ticaretlerini yapıyorlar. Hayvanlarını yeni alacaklar alıyorlar ya da köyden evlerinden getirdiklerini burada satışını gerçekleştiriyorlar. Gördüğüm kadarıyla daha önceye göre birçok anlamda iyileştirmeler var, geliştirmeler var. Esnafın büyük bir kısmı memnun. Ama tabii ticaretin az olmasından ve bazı ufak tefek sorunlardan dolayı da ister istemez talepleri oldu. Onları bize ilettiler. Burası Malatya'nın kendi tabirleriyle anahtarı, kapısı, giriş aşaması. İnsanlar buradan gelip sabah erkenden ticaretlerini yapıp ondan sonra alanlar alıyor. Özellikle adak kesenler ya da buradan alıp da köylerine hayvan götürmek isteyenler de buraya gelip bu ticarete aktif bir şekilde katılıyorlar. Tabii amacımız gidip de buradaki özellikle bu bölgede sabah yaşananları hem yerinde görmek hem de buradaki esnaflarımızı ziyaret edip bir nebze olsun gönüllerini almak, bir muhabbet etmek, bir çaylarını içmek. Yani buranın tabii ki geliştirilmesi lazım. Birazcık daha böyle bir takım standartlarının oluşturulması lazım. Canlı hayvan biliyorsunuz olmazsa olmaz ve ülkemizin son dönemde özellikle bir kısım alanlarda dışa bağımlılığı da var. İnşallah biraz daha özendirirsek, biraz daha buradaki sorunları çözersek ben eminim ki daha da geliştiririz ve buradaki esnafımız da memnun olur, önü açılır, daha nitelikli hayvancılık yapmaya başlarlar. Buradaki esnaflarımızı tek tek gezip biz hayırlı olsun, hayırlı işler dileklerinde bulunduk. Rabbim yollarını açık etsin, beraberliklerini daim etsin. Biz de her daim yanlarındayız ve bütün sorunlarıyla ilgili istişareye ve desteğe de hazırız. Bunu da deklare ettik. Allah işlerinde kolaylıklar versin diyerek teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çocukken geliyorduk ama beni daha çok kesime gönderiyorlar.